8 Mart Dünya Kadınlar Günü denince kadınların öncelikle kendi sosyal, ekonomik özgürlükleri için verdikleri bir mücadelenin başlangıcı olarak düşünüyorum. 8 Mart'ta kadınların beklentileri daha özgür, daha eşit haklara sahip, daha saygın şartlarda çalışmak olduğunu düşünüyorum. Daha detaylı nasıl söyleyebilirim? Kadınlarımız günümüzde modern bir çağda yaşamamıza rağmen hala ikinci sınıf muamelesi görüp her türlü sözlü, fiziksel şiddete maruz kalan kalınıyor hala. Bunu değiştirmek için 8 Mart'ta bütün kadınların birlikte el ele can cana mücadele vermeleri gerektiğini düşünüyorum. 8 Mart zaten bunun öncüsüdür. Diğer inançlara göre kıyaslarsak Alevilerde kadının yeri eşittir, eşittir. Yan yana, can canadır. Zaten kadınlar da Alevilerde, ibadetlerde de kadınlar yan yana, can cana birlikte ibadet ederler. Ama Aleviliğin de kendi içinde kadınların eşit olmadığını da düşünüyorum. Yani hepsini, aslında dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi inançta, hangi dilde, dinde, ırkta olursa olsun kadınlar her zaman ikinci sınıf muamelesi görmüştür, görmeye de devam ediyordur. İnanç olarak evet, kadınlar diğer kesime göre, Alevi kadınları diğer kesime göre daha öndedir, daha baskındır, daha özgüvenlidir. Eğitim olarak, yaşam olarak, hayat statüsü olarak daha özgüvenli yaşayan kadınlardır. Daha değer ve saygınlık gördükleri için. Dediği şu an Türkiye genelinde bir ayrıştırmaya neden olan bir yönetim var. Kadınlar üzerinden zaten çok güzel siyaset yapan liderler var. Bunu daha baskın şekilde vurgulayıp kadınları geri plana atmaya çalışan ben siyaset olduğunu düşünüyorum. Hayat kurtarır diye düşünüyordum İstanbul Sözleşmesi için. Sadece Türkiye'yi değil dünyayı güzelleştiren bir sözleşme olacağına inanıyordum. Ki bizim ülkede reddedildi biliyorsunuz. Öncelikle kendi evlerinin içinde çok güzel bireyler yetiştirmeliler. Eğitim. Eğitim ailede başlar bana göre. Kız çocuklarını daha ön planda eğitim vermeliler. Onlar için mücadele etmeliler. Onların değerli olduğunu hissettirmeliler. Okumaları gerektiğini, kendi ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri gerektiğini. Sadece ekonomi özgürlükleri de değil, siyasal olarak da bilgilendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Baş kaldırmaları gerektiğini düşünüyorum. Tek çözüm baş kaldırmak. Ayak seslerini hissettirmeleri gerekiyor. Yani bugün şiddet benim evim içinde yok ama yanda varsa ona müdahale etmeli, izin vermemeli. Başkasının kızı, karısı, çocuğu uygulanan şiddete göz yummamalı. Hep birlikte aslında. Sadece kadınlar da değil. Yani toplumsal olarak kadınları gerçekten artık hak ettikleri konuma, hak ettikleri saygınlığı, hak ettikleri ekonomi, sosyoloji haklarına değer verilmeli diye düşünüyorum. 8 Mart evet bu bir öncülüktü. Kadınların kendi ekonomi özgürlüklerini, siyasi özgürlüklerini vurgulayan bir gündür. Ama her gün kadınlar günü olmalı. Her gün kadınlar kendi seslerini duyurmalıdır. Ekonomik, siyasal, kültürel anlamda biz varız, var olmalıyız demelidir. Kadınlar her günü kendileri için güzelleştirmelilerdir diye düşünüyorum. Yani bunun için her şeyi yapmalıdır.